Neden sığıtıyorsun karşıdan ey boş kafa tası? Bir zamanlar senin beynin de benimki gibi kafa karışıklığıyla neşeli günü ararken gün batımında acıyla hakikati arama arzusuyla yolundan çıkmamış mıdır? Benim bağrımda iki ruh barınır. Biri diğerinden ayrılmak ister. Biri aşk ateşiyle ve bütün organlarıyla dünyaya sarılır. Diğeri ise toz ve topraktan silkinip var gücüyle ulu atalar diyarına yükselir. Yerle gök arasında mekik dokuyan ruhlar varsa hoş kokulu yerlerinden inseler ve beni rengarenk bir hayata kavuştursalar. Ah, büyülü bir paltom olsaydı ve beni bilmediğim, tanımadığım ülkelere uçursaydı. İnsan bildiklerini kullanamıyor, bilmediklerine muhtaç kalıyor. Bu yüzden veryansıntv.com'u izliyor. Kuvayi Milliye Destanı 3. Nazım Hikmet. Güneş Erzurum yaylasında henüz doğmadan uzaklardan ilk gökyüzünü mavileştirip ardından siyah bir saç gibi yayılmış kara bulutların arasından kızıl bir yumak gibi yavaş yavaş yukarı doğru tırmanarak yerini alır ve artık geceye son verir. Gün 1919 Temmuz'unun 23. günüdür. Pek mütevazı bir mektep salonunda başladı Erzurum Kongresi. Erzurum'un kışı zorludur balan. Tandırında tezek yakar Erzurum, buz tutar yiğitlerin bıyığı ve geceleyin karlı ovada kas katı katılaşmış donmuş görürsün karanlığı. Erzurum'da kavaklar balan, Erzurum'da kavaklar tane tane, kavaklarda tane tane yapraklar ve terden ve toz dumandan ve sinekten geçilmez. Erzurum'da yaz gelip de bastı mıydı sıcaklar? Erzurum'un düzdür, topraktır damı. Erzurum güzelleri giyer balam, incecik ak yünden ekramı. Yürek boynum büker balam, Erzurumlu türkülere. Halim Selim'dir Erzurum'un adamı. Ve lakin dönmesin gözü bir kere. Erzurum'da 14 gün sürdü kongre. Orada mazlum milletlerden bahsedildi. Bütün mazlum milletlerden ve emperyalizme karşı dövüşlerinden onların. Orada bir şurayı milliden bahsedildi. İrade-i milliye müstenit bir şurayı milliden. Buna rağmen asi gelmeyelim diyenler vardı. Makam-ı hilafet ve saltanata hatta casuslar vardı içeride. Buna rağmen bütün aksan batan bir küldür denildi. Kabul olunmaz denildi manda ve himaye. Buna rağmen İstanbul'da birçok hanımlar, beyler, paşalar Türk milletinden kesmişlerdi umudu. Yağdırıldı telgraflar Erzurum'a Amerikan mandası altına girelim diye. İstiklal şayani arzu ve tercihtir dediler. Ama bu bugün not possible yani mümkün değildir dediler. Birkaç vilayet of course kalacak elde dediler. Şu halde dediler. Şu halde Memalik-i Osmaniye'nin cümlesine şamil American mandatarlığını talep etmeyi memleketimiz içine nafi bir şekli hal kabul ediyoruz. Ne diyoruz? Kabul ediyoruz. Fakat bu şekli hali kabul etmedi Erzurumlu. Erzurum'un kışı zorludur balam. Buz tutar yiğitlen bıyığı. Erzurum'da kas katı dimdik ölür adam. Kabullenmez yılgınlığı. Fakat İstanbul'da birçok hanımlar, beyler, paşalar, tül perdeler, kravatlar, apoletler, şişeler, çıtı pıtı dilleri ve pamuk gibi elleri ve biçare telgraf telleri devretmek için Amerika'ya, Anadolu'yu şöyle diyorlardı Erzurum'dakilere. Bizi bir başımıza bıraksalar, tarafgirlik, cehalet ve çok konuşmaktan müsbet başka bir hayat kuramayız. İşte bu yüzden Amerika çok işimize geliyor. Filipin gibi vahşi bir memleketi adam etti Amerika. Hem ne olacak? Biz de 15-20 sene zahmet çekeriz. Sonra istiklali kafasında ve cebinde taşıyan yeni bir Türkiye vücuda geliverir.
Amerika girdiği memleket ve millet hayrına nasıl bir idare kurduğunu Avrupa'ya göstermek ister. Artık iş uzatmaya gelmez. Çok tehlikeli anlar yaşıyoruz. Sergüzeşt ve ciddal devri geçmiştir. Türkiye geniş kafalı 6, 7, 8 kişi belki kurtarabilir. 4 Eylül 1919'da toplandı Sivas Kongresi. 8 Eylül'de kongrede bu sefer yine ortaya çıktı Amerikan mandası. Akkoyun'la Karakoyun'un geçitte belli olduğu günlerdi o günler. İstanbul'dan gelen bazı zevvat, sapsarı yılgınlıklarıyla beraber ve ihanetleriyle birlikte bir de Amerikan gazeteci getirmiştiler. Ve Erzurumlara ve Sivaslara ve Türk milletinden çok iş bu our boys dedikleri zevata güveniyorlardı. Bunlara istiklalimizi kaybetmek istemiyoruz efendiler denirdi. Fakat ayak diredi efendiler. Mandanın istiklali ihlal etmeyeceği muhakkak iken dediler. Herhalde bir müzaharete muhtacız diyorum ben dediler. Hem zaten birbirine mani şeyler değildir istiklal ile manda. Ve esasen dediler, müstakil kalamayız böyle bir zamanda. Memleket harap, toprak çorak, borcumuz 500 milyon. Varidat ise 15 milyon ancak Allah muhafaza buyursun İzmir. Kelse Yunanistan'da ve harp etsek düşmanımız vapurla asker getirir. Biz ta Erzurum'da hangi mendiferle nakliyat yapabiliriz? Ya mendayı kabul etmeliyiz hemen. Onlar dreadnought yapıyor, biz yelkenli gemi yapamıyoruz. Hem İstanbul'daki American dostlarımız, mandamız korkunç değildir diyorlar. Cemiyeti akdam nizamnamesine dahildir diyorlar. Ve böylece bin dereden su getirdi İstanbul'dan gelen zevat Sivas. Mandayı kabul etmedi fakat hey deli gönlüm dedi, akıllı, mutlu, sabırlı deli gönlüm, ya istiklal ya ölüm. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak. Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim.